Survivor Panorama'dan herkese günaydınlar efendim. Her sabah olduğu gibi 10.45'te yine sizlerleyiz. Sevgili Bora, Sema ve İhsan Tarkan'la beraber. Şimdi öncelikle bir Sema'ya dönmek istiyorum. Çünkü bak demin İhsan da söyledi. Sanki bugün Sema değil de Demet Akalın. Aynen. Ya o tatta geldin böyle sahneden fırladın geldin gibi Demet Akalın'a selam olsun. Survivor'u da çok yani, sevdiler. Çok ben sever. De kadınım arada süslenmek istiyorum. Süslendim geldim sizin bravo. İçin yani. Olmamış mı? Olmamış mı? Olmamış mı? Olmuş olmamış mı ya? Nasıl İhsan? Gözlerim yaşıyor görmüyor musun? Allah. Nasıl iyi misin? Çok şükür bir alerjim var galiba bilmiyorum ya da Sema'ya baka baka. Gözü yandı. Parlıyor. Bir gözlerim yaşarıyor ama daha iyi olacağım. Kardeşim. Herhalde bahar alerjisi. Geçmiş olsun. Başlayalım. Olabilir. Bahar alerjisi dedik de hava yine kışa döndü yani hiç bahar gibi de değil. Bugün resmen kış oldu değil mi Bora? İnsan çok hassas. Ya bakamıyorum sana gözlerim kamaşıyor Hakan konuşuyor. Kusura bakma. Sema'ya değil mi? Evet evet yani bakamıyorum. Aşk olsun. Aynen hepimiz böyleyiz bugün. Siz niye mutlusunuz? Bir mutlusunuz siz böyle. Biz mutluyuz evet. Biz mutluyuz. Sen niye mutlusun? Biraz sonra açıklayacağız. Ben mutluyum ben de mutluyum. Biz çok mutluyuz. Ben daha mutlu olabilirim. Bizim projelerimiz var, planlarımız var. Çok mutluyuz. Allah'ımıza bin şükür. Aynen aynen. Evet şimdi bugün... Nelerden bahsedeceğiz? Bugün hem haftayı genel bir değerlendireceğiz, hem TV'de ilk görüntülerimiz var. Hatta böyle kafamızda soru işareti olan bazı böyle çözülmemiş ya da neden olmuş dediğimiz şeyleri bugün TV'de ilk olarak Survivor Panorama'da izleyeceksiniz. Ama haftayı değerlendirelim. Haftayı değerlendirmeye de bu hafta oynanan ilk dokunulmazlık oyunundan başlayalım. Bakalım neler yaşanmış, ardından burada hepsini yorumlayacağız. Hadi kardeşim, hadi. Zaten düşecek o. Ve şimdi atakaklar da Ardan. Yahir Rüya Merru diyor. Şu anda aynı yerdeler. Biri düşecek. Biri düşecek. Ardan. Ardan. Başlayın. İrem Nisa mücadelesi. Gönüller bir sıfır önde. Evet. İrem kazandı. Evet, çabuk bitti. 1-1. 1-1 oldu. Yakınlaştılar. Evet, Perviz'in intiharı var. Perviz! Perviz ve 2-1. Önden 2, gönüller 1. Mert kazandı 7-4.
it onu. 7-4. Aferin. İt, it, it. Ve evet. Çok rahat bir galibiyet. İntihar etti adeta. İrem. Bu da takımım işte. Ersin Tayfun mücadelesi. Ersin atak yapmak istiyor. Hayır Ersin abi. Atak yap. Hayır. Hayır. Atak yap. Geçersin. Ersin zorluyor şu anda. Yine ataksa ve evet Ersin. Ersin büyü yaptı adeta. Adeta büyü yaptı. Çok önemli bir puan bu. Sağlam bas. Sağlam bas. Hafif otur abi. Böyle oturur gibi. Meri oturur gibi. Aycan ayağını biraz daha aç bir de otur. Açma. Tamam iyi bekle. Haydi Aycan. Evet, 8-5. Acele etme sağlam bas. Evet. Ve Aycan kazanırsa çok ama çok önemli bir avantaj olacak. Öne eğilme. Üst dur. Aferin kızım. Evet. Aycan ataktan. Sağlı sollu vuruyorsun Meri. Aferin. Aferin. Aynen oradan. Hamleyi oradan yaparsan gidecek. Evet. Ayağına yaklaş. Önden vur. O bir anda koşuyor. Dikkatli savur. Aferin Aycan. Aferin Aycan. Üstüne git. Üstüne git. Evet düşmedi ikisine. Güzel bir mücadele bu. Şimdi evet. Aycan kazandı. Bravo. Aycan kazandı. 9-5. Merviz faul yapma sakın ha. Merviz ciddi ol. Hayır Cemal çök çök. Çok kritik bir mücadele bu. Cemalci atak yapmak istiyor. Perviz temkinli. Hadi oğlum hadi. Cemal bir tane Perviz kazanırsa oyun ünlülerin. Perviz saldır. Vur abi bacağına. Vur bir tane bacağına. Vur, çök. Yaklaş Cemalcan. Cemal biraz yaklaşman lazım. Ben vuruyorum ama. Cemal yaklaşman lazım be. Kafanı oraya çarp bana. Biraz öne gitsin. Cemal. Öne git. Hadi Cemal hadi bitir. Çek vur aşağıdan bir tane. Salla aşağıdan. Vur bir iki tane. Yokla aferin aferin yokla vur adama. Vur vur vur. Şimdi evet. Perviz. Bravo. Perviz kazandı. Dokunmazlık oyunu ünlülerin. 10-5. Bravo bravo bravo. Yes. Yani Survivor'ın klasik oyunlarından biri, gladyatör oyunu. Bu oyunda da gerçekten hani hem heyecan yaşadık hem de güzeldi. Burada kazanan kim oldu? 10-5 ünlüler oldu. Yani bekliyordum aslında ünlüleri. Çünkü onlar biraz daha sanki tecrübesiyle, dengesiyle alabilecek gibi. Çünkü özellikle Perviz'in iyi olacağını düşünüyorduk. Ki zaten Perviz de 2'de 2 yaptı. Mert 2'de 2 yaptı. İhsan kısaca bir değerlendirirsen gözüne batan performanslar var mıydı dokunmazlık oyununda? Ya burada ben Evrim'i beğenmiştim. Hı hı. Yani çünkü Evrim bir yandan zayıfladığını fark ediyoruz. Bir yandan da bazı avantajları var aslında fiziksel olarak. Hani kütlesi diğer kadın yarışmacılara göre biraz daha iyi. Ne bileyim. Kolları uzun. Kolları uzun, vücudu uzun. Voleybolcu eski diye hatırlıyorum. Evet, evet. Yani buralarda mesela Evrim kendini gösterebilir mi acaba diyorduk. Ki gösterdi mesela. Gönüller takımında toplam aldıkları 5 sayının ikisini Evrim almıştı. Onun başarılı olduğu oyunlardan. Ama Evrim hala parkurlarda o beklentiyi karşılayamıyor. O kütlesi biraz daha zayıflaması gerekiyor belki. Onun dışında kazananlarda Perviz'le Mert'in başarısından bahsettin. Oyuna çıkan herkes mutlaka bir oyun kazandı. Yani diğerleri de 2'de 1, 1'de 1 yaptı. Hani çıktığı oyunları kaybeden hiç kimse yok ünlüler takımında. Evet o güzel bir şey aslında. Takım olarak kazandıkları bir oyun olmuştu. Mesela çok başarılı yarışmacılardan Nisan'ın 2'de 0 yaptığı. Ya bu oyun çok spesifik bir oyun. Hani bu oyunda... O zamanında da yorumlamıştım. Bu oyunu kazanan takım veya kazanan kişiler Survivor kazanır diyemezsin. Veya kaybedenler de Survivor'da kötü yarışmacı diyemezsin. Kendine münasır bir oyun bu. Evet ayrı bir özellikler gerektiriyor. Aynen ayrı bir özellikler. Aynen. Mesela burada bence en büyük şeylerden biri suyun içine çok bakmayacaksın. Sudaki derinliği de gördün mü insan bir böyle şey oluyor. Mesela sen kaç kere oynadın? Dengeyi. Bu oyunu mu? Ben bu oyunu 2 Survivor'da da oynadım.
Yani 2015'te de, 2018'de de. 4 kere oynamışımdır. Ya 1 ya 2 kazanmışımdır. Ya 2 ya 3 kaybetmişimdir tahminen söyleyeyim. Çünkü hani benim çok iyi olduğum bir şey değil. Bir de Hasan'la oynadığımı çok hatırlıyorum. Hasan abi çok uzun boylu, çok iri yarı bir şeydi. 2 kere onunla oynadım hatta. Bir de 9-5'ken falan çıkmıştım. Peki bak, bir şey, hatırlamaya başladım. Agresif mi olmak lazım? Yani hayır, savunmada mı kalmak lazım, hücumda? Agresif olursan kaybedersin. Bence bu oyun karşı tarafın hata yapmasını bekleyeceğim bir oyun. Defans hamle evet. Hamle beklemen evet. Her zaman hatta daha ben iyi. Öyle bir hata yapmıştım. Düşün Hasan'a haldır uldur giriyorum böyle. Ulan adam 2 metre karşımda şey gibi. Ama belki de yapmasın yani, onu zaten devirdi. Zebellak gibi adam. Evet ama yani yine de bence hani mesela o bana savurduğunda kendimi savunup onun o savurmasıyla suya düşmesini beklemek belki daha mantıklı olabilirmiş. Zaten şu an onu düşünüyorum. Savurmamak yani. İyi zaten burada. Çünkü kendi dengeni de kaybedebiliyorsun. Evet. Kesinlikle karşı taraftan hamle beklemek daha iyi. Bir de şu var, fiziksel bir üstünlük vardı aslında. Zaten o oyunlardan biri. Çünkü hep daha böyle uzun boylu, daha kalıplılar, ünlülerdekiler. Zaten de herkes katkı yaparak söylediklerimizi de aslında gösteriyor. Evet. Sema sen nasıldın bu oyunda bu arada? İyiydim. İyi. Sen her şeyde iyisin zaten. Yok bu oyunda iyiydim. İyi. Ya Acun abi Sema şov yaptı dedi yani. Öyle bir oyundu. Sema şov. Ama şöyle. Hiç kaybettin mi? Duruşun. Şöyle düştüm bir kere. Kime karşı düştüğümü hatırlamıyorum. Düştüm. Sonra 2-1 aldım. Aldım sonra. Yani bir kere düştüm o sayı olmuyor. Yani iki kere düşmen gerekiyor. Ama bunda duruş çok önemli. Ağırlık merkezini nereye verdiğin çok önemli. Ve bir dizi bükmen gerekiyor. Yani bu tarafa verip bir de o agresiflik aslında şöyle yapıyor. Tam agresif olacağım derken o çok ağır geliyor. Kızlar için söylüyorum. O böyle gidiyor seni de götürüyor arkasından falan. O yüzden böyle biraz daha sağlam tutup çok böyle sallamadan itmen lazım. Sema ile bence kesinlikle. Sema beni yener. Bazı yerler yani mesela diz arkası. En sevdiğim yer. Hastasıyım. Dizin arkasına vurduğun zaman gidiyor mesela. Evet. Tabii canım çok güzel yerler var. Hani bunun için böyle tutup da hani savurmak yerine hedefe vurman gerekiyor. Çok da eğlenceli zaten aslında. Bu üstündekiyle yarışsa herhalde gözlerimiz için hiçbir şey yapamayız hepimiz. Ya ama şimdi moralimi bozmayın. Efendim reklamlar. Reklamlardan sonra Survivor Panorama devam edecek. Evet efendim devam ediyoruz. Reklamlardan sonra karşınızdayız yine. Biraz Sema'nın kıyafetini çekiştirmiştik. Yeni açanlar için gözünüz çok kamaşıyorsa Sema'yı yayından alabiliriz. Hiç sorun değil bizim için efendim. Evet. Değil mi Sema? Olur tabii. Neden olmaz? Güzel bir pop söyle bize ya şöyle. Ya çok kötüsünüz ama ya. Şöyle. Buyur İhsan. Estağfurullah ya. Tamam. Şimdi efendim bu akşam yeni bölüm var. Biliyorsunuz bu arada birazdan bir sürprizimiz var. Onu da açıklayacağım. Çok değişik bir sürpriz. Bence şaşıracaksınız. Biraz sonra açıklayacağım. Şimdi akşamın ipuçlarını bir seyredelim. Ondan sonra buradayız. Eğer hazırsanız açıyorum. Aç! Açıyorum! Aç! Açtım! İki takım da bu oyunu kazanmayı çok istiyor. Her sayının çok büyük bir önemi var. Çok hızlı geldiler gerçekten. Tam kapasite, müthiş motivasyon, herkes enerjik. Bugün erzak oyunu alıp yolumuza devam edeceğiz. Çok muhteşem geliriz. O erzağı biz alacağız. Baba ben işten öyle bir destek geliyor ki. Adamın çıkıp ısırası geliyor parkurları. Bana bak bana bak. Artist konuşma. Artist. Bizine takip edin. Almadan konuşsun adamı. Aferin sana hadi. Kaybetmeyi asla kabul eden bir yarışmacı değil. Evet, akşamın ipuçlarına baktığımızda en vurucu şey herhalde Mert'in en sonunda bayılması. Dün biraz konuştuk biz İhsan ama sen ne diyorsun Mert'in bayılmasıyla alakalı? Vallahi hani Survivor'da herhalde giden ortalama bir 2-3 kez böyle bir sersemler, öyle şeyler yaşar. İşte ne bileyim yarış alanında olur, ateşin başında olur, onu üflerken olur, onu oradan bir nefes çekersin. Yani Mert'in sevenlerine buradan şey yapmak lazım, söylemek lazım. Aslında olağan şeyler bunlar. Tabii. Çok üzülmemeleri lazım. Açlık var, sinir stres var. Bir yandan bir de işte duman var vesaire var. Hani bir sürü etken var.
Yani bir şey olacağı yok ama yani geçmiş olsun dilerim tabii. Ha, geçmiş olsun yani çok zor şartlar gerçekten. Mert'in ailesi de Mert'i merak etmesin çünkü bize de oldu. Bizim ailemizde yani birçok şey yaşadık. Benim boynum kırıldı mesela. Burada tabii annemlere haber vermişler ama çok zor şeyler bir aile için. Ama şunu diyeyim inanın bana orada evet şartlar zor her şey ağır ama bize öyle güzel de bakıyorlar ki hani sağlık anlamında herhangi bir sıkıntı yaşadığımızda doktorumuz var, hastanemiz var ya da hani bir şekilde çok üzerimizdeler. Hani biz belki buradan orada daha güvende bile olabiliriz. Kıymetli olduğunu hissettiriyorlar zaten sana orada. Hı-hı. Yani herhangi bir kötü bir durumda. Yani yarışma evet. İçerisinde değil tabii ki ama. Bir de hani şey hani buradaki aile dostları veya tanıdıkları için de şey söylemek lazım. Hani oradaki yarışmacıların başına bir şey gelirse herkesten önce onların haberi oluyor zaten. Önemli bir durumsa. Evet. Hani mesela izleyip böyle üzülecekleri bir şey olmasın. Evet. Hiçbir yarışmacı için böyle bir şey olmaz yani. İnşallah. Allah göstermesin. Hiçbir yarışmacıya vermesin. Şimdi efendim bir sürprizimiz var demiştim. Onun ilk bölümünü açıklayayım. Biz haftaya sevgili Bora, sevgili Sema ve Damla ile beraber Domini'ye gidiyoruz efendim. İhsan yoğun işleri var burada. Çünkü tabii siz İhsan'ı belki sadece buradan panoramadan tanıyorsunuz ama İhsan gerçekten hani birçok iyi prodüksiyonu yapan bir firmanın ortaklarından ve burada bir sürü işi var. Hani belki kanallarda gördüğünüz, severek izlediğiniz birçok işi İhsan'lar da yapıyorlar. Gerçekten İhsan'a da o konuda bir alkış. Sağ olun. Gerçekten şaka değil yani. Yani bir sürü işi var. Diğer bütün büyük kanallarda, Star'da, Fox TV'de, Kanal D'de yazın birçok işler yaptılar. Hala da devam ediyor. O tabii ki gelemeyecek bildiğim kadarıyla. Ama kalbim sizler. Evet. Biz orada ne yapacağız? Şimdi bir tanesini açıklayayım. Bir tanesi haftaya, pazartesiden cumaya kadar Survivor Panorama Dominik'ten canlı yayında olacak. Evet. Biz saati bölmeyelim dedik. Türkiye saatiyle 10.45'te, Dominik saatiyle de saat gece 2.45'te. Siz burada gündüzken, biz efendim orada geceliğin karanlıkta yayında olacağız. Oradan, yerinden ama tabii bize orada hani oyunları önceden falan göstermiyorlar, onu da söyleyeyim. Normal akışımızda masada devam edeceğiz. Belli olmaz, bakarsınız Acun abi konuk olur. Belki Murat Ceylan ya da Doktor Metin Kuş, birileri eminim ki bize gelecektir orada. Orada keyifli bir yayın yapacağız. Şimdiden bize başarılar diliyorum. Ne diyeyim ki? Zor olsun. Yani. İhsan nasıl oldu sence oradan panorama? Şöyle 3-5 tane seyirci götürsen Rukiye abla. Evet nasıl? Tabii. Rukiye abla olmadan, Nazır abi olmadan nasıl çekeceğiz biz yani? Nazır abi otobüs ayarladım tamam mı? Dominik'e. Ama bir ayda geliyormuş. Hazır. Gitmek istiyorum Dominik'e. Çıkar pasaportunu götüreceğim seni şu an. Hazır pasaportum. Bir senelik pasaportum var benim. Tamam Nazır abicim okey. İhsan nasıl olur sence oradan panorama? Vallahi çok keyifli olacak. Hani aha. Bilmiyorum şimdi düşünüyorum gece 2.45 hani izleyeceksiniz yayını. Ondan sonra illaki dediğin gibi iyi konuklar alırsanız bir de müthiş bir şey olur. Ve ilk olacak. Hani evet. Önce biz yıllar önce bir şey denedik ama bir bant yayındı falan. Böyle çayır çimenin ortasında çektik falan. Böcek geliyor bir şey oluyorsun falan. Ama böyle canlı yayın Dominik'ten. Tam yani merkezine falan bence güzel. Değil mi? Çok güzel olacak. Heyecanlandırıyor yani. Beni yani. Bora sen şimdi bu sene yeni geldin. Aramıza evet. Katıldın. İyi ki de geldin. Çok mutluyuz. Burada hani teşekkür çok ederim. Güzel yorumlar da yapıyorsun. Senin için de herhalde farklı bir heyecan olacak diye düşünüyorum. Tabii aynen. Bir de özlemiştim orayı. Bir de çok olmadı yani geri dönmem. Yani tam Survivor'ın kalbinden yayın yapacağız aslında. Evet. Yani burada İstanbul'da olmayacağız. Dominik'te yarışların yapıldığı yerde o heyecanı yaşayacağız orada. Ve oradan yayın yapacağız. Bence çok keyifli geçecektir. Sema sen mutlu musun bu konuyla alakalı? Mutluyum, çok mutluyum. Özlediğim bir yer bir kere. Sizinle gitmeyi de çok seviyorum. Hani çok bilmeyenler var. Biz iki kere daha gitmiştik. Ekzatlon için gitmiştik ama. Yayın yapmak değişik olacak tabii ki. Ve ben çok heyecanlıyım. İnşallah dediğin gibi çok güzel konuklarımız olur. Sürprizler olur. Daha çok yani orayı daha çok buraya yansıtabiliriz, yaşatabiliriz. Evet, şimdi tabii bunun bir de ikinci kısmı var. Onu da biraz sonra söyleyeceğim. Hani Domini'ye gitme nedenlerimizden sadece biri. Survivor panoramayı orada yapmak. İkincisini de biraz sonra açıklayacağım. Onun üzerine de konuşuruz çünkü. Biz daha da heyecanlıyız bununla alakalı. Çünkü bu ikinci kısım daha da felaket. Ama şimdi efendim TV'de ilk bir görüntü geliyor. Mert'le İrem'in gerginliğiyle alakalı ilk defa izleyeceğiniz görüntüler var. İzliyoruz.
önceki ambiyansa bakar mısın? Şu an ben rahatladım biliyor musun? Evet. Şu, evet. Şu muhabbetten rahatladım ama biz işte yani biz ne babu, gerek vardı biz, en başından. Biz böyle yaşamışız. Babu takım. Biz böyle bir yani, ekip değildik ki yani. Evet abi biz böyle bir insan da değiliz ya. Ben şeydim sesini yani. Sesini yükseltme falan. Ben işte kendi adıma bugün an itibariyle muhatap olmayacağım artık arkadaşlarla. Gerekli mevzular olursa saygı çerçevesi içinde gel kardeşim, al kardeşim, buyur kardeşim. Hani gerekli olduğu sürece bu şekilde muhatap olurum. Onun dışında bench'te isteyen bağırsın, isteyen bağırmasın, isteyen yarışı kazansın, isteyen kaybetsin. Umurumda bile değil. Toplu bir tepki vermemiz lazım. Böyle evet, değil işte. Ayrı ayrı. Biz abi, hani falan hani sadece selam selam ya da bench'te ya da bir şey. Biz toplu olarak şey yapmamız lazım. Mert oradan bağırmasın. Sen oradan değil. Ayrı biz ayrı bir şey demek evet, biz tabii. Böyleyiz. Muhatap mı olacağız abi? Dön arkamızı. Dönelim gidelim. O istediği kadar konuşsun. Ama sonra ben Erman da diyor ya ben niye sizin yanınıza gelmem işte bu yüzden falan. Ama geldiğiniz ilk günü zaten sen vurdun. Vallahi bir şey diyeyim mi? Biz böyle sakinliğimizi koruyalım. Onlar ne derlerse desinler. Allah büyük. Herkes görüyor ne yaptıklarını. Her şeyi görüyorlar. Görüyor. Bak ortaya bir de atıyor böyle. Ben geri çekiliyor. Atıyor geri çekiliyor. Sakin olun hadi bakalım hadi. Gidelim yürü. Gerek yok. Boş ver. Onlar konuşsunlar. Abi tamam bu zaman biz 7 kişi. Olmaz ya. Saydı. Tabii abi ya boş verin onu. Biz hiç kafayı takmayın oraya. Ya yok abi ben şu an tedavi ben canım burnumda. Gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Hadi. Hadi. 1, 2, 3, 4. Hadi. Siz 7 kişilik takımız abi bu kadar basit. Geri kalanlar yavaş yavaş ilerler. Burada Mert faturayı İrem, Erman ve Derya'ya kesiyor. Bir de Barış'ın özellikle bir cümlesi var. O biraz beni rahatsız etti açık söyleyeyim. Biz 7 kişilik bir takımız diyor ve elleri koyuyorlar, Survivor çekiyorlar. Yani şimdi bunu diyen Barış da suçlu. Orada diğer el koyan 6 kişi daha suçlu. Yani böyle bir şey güzel bir şey mi Survivor'da? Ne diyorsun İhsan? Yani takım tam senin sevdiğin konular çünkü. Ya evet tamam. Takım içerisinde takım oluyor ya böyle. Ben çok sevemiyorum ya. Bu kadar da böyle ayrımcılık yapılmaması lazım. Yani başarılı, başarısız, iki kişi ayrılıyor, üç kişi ayrılıyor veya tek başına biri gidiyor. Takım olamıyorlar. Ben hoşlanmıyorum bu görüntülerden. Yani keşke arkadaşlarım da alsalar hep beraber server çekseler, takım olsalar. Ne bileyim, çok beğenmiyorum bunları ben. Sema neden kendilerini 7 kişilik takımı ilan ettiler? Hoş şimdi Derya ile Erman yok, bir tek İrem hani... kaldı oradan ama. Eğer ondan sonraki sahneler olmasaydı belki ben de İhsan gibi düşünebilirdim. Ama işte Erman eleniyor, Derya Can'ı yazan bir İrem var. Sonra işte Mert de ödüle gidiyor. Dolayısıyla zaten onlar herhangi bir kötülük yaptığı için değil, kendileri ayrılmak için ayrılmışlar. Hı hı. Madem bu kadar sana kötü davranılıyor, madem bu kadar dışlanıyorsun ve üç kişi konuşabiliyorsan, tepkilerin varsa sonrasında neden gidiyorsun bu kadar kötü insanlarsa ki ben şunu düşünemiyorum. Hani kendi aralarında konuşuyorlar. Evet, Sercan diyor ki tamam böyle bir şey olduğu zaman sen tek başına bağırma Mert. Düzeltmeye çalışıyor. Elif diyor ki hani onlar bunu yaptı. Bunu konuşuyorlar. Şimdi Perviz kötü. Barış kötü. Sercan kötü. Elif kötü. Aycan kötü. Ersin kötü. Kim kötü? Yani hepsi kötü. Hepsi yanlış anlamış. Hepsi gruplaşma içinde ve hepsi plan yapmış. Sadece Derya ya da İrem mi yapmamış? Bana çok normal gelmiyor bu ya. Mutlaka bir şey vardır. Mutlaka vardır. Çünkü bazen insan ya isteyerek plan kuruyor ya da belki içine sevmiyor, belki yalnızlığı seviyor, geri çekiliyor. Şimdi geri çeken insan da neden geri çekiliyorsun denmez, gelmeyebilir. Bu onların suçu olduğu anlamına gelmiyor bence. Ama şöyle bir şey diyeyim Bora. Mesela hani evet iyi geçinemeyebilirsin. Onlar dışında kendini bir takım da hadi ilan edebilirsin ama... O insanlarla artık adada bir ortak paydan var. Yani o insanlar iyi olmadan sen oyun kazanamayacaksın. O insanlar iyi geçinmeden adada çok mutlu olmayacaksın. O yüzden bu dışlama yerine bir önce bir içe almayı deneseler daha doğru olmaz mı? Ya zaten bu tartışmanın yani bench'te yaşanan tartışma da aslında doğru değil. Hı hı. Çünkü Mert orada üçünüz ayrı ayrı takılıyorsunuz diyor. Bunda evet haklı olabilir ama siz de 7 kişi ayrı takılıyorsunuz. Oyunda... Onlar desteklemiyor ama senin kendi arkadaşların da desteklemiyor. O oyunda böyle bench bayağı bir suskundu. O yüzden orada bir aslında haksızlık yapıyorlar diğer tarafa. Tabii ama şöyle bir şey var. Mert ufaktan onlara sataşıyor. Ne oluyor Erman ondan sonra oradan hop
alevlenince haksız duruma düşüyor. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Bu 7 kişilik bir takımız dediklerinden hemen böyle bir dakika öncesinde şunu söylüyorlar. Biz artık onlarla hani bench'te konuşuruz, şey yaparız diyorlar. Bu güzel bir şey. Yani bench'te problemleri oyuna götürmemek, orada bir takım olmak güzel ama hemen ondan sonra bir 30 saniye bir dakika sonra biz 7 kişilik bir takımız. Evet, öyle bir şey olmaz. Aynen. Yani takım içinde takımcılık İhsan'ın da dediği gibi. Ama bir adım olmaz. Atılmış bence. Yani eğer İrem'i Mert oyuna ödüle götürüyorsa eğer bir niyeti var. Demek ki onunla ilgili hani içimize gelsin, o da bizden olsun, zaten arkadaşları gitti. Bunda da bir iyi niyet var. Hani Mert'in hep kötüsünü konuşuyoruz ama bu da bir adımdır bence. Belki de İrem'i kazandırmak istiyor Mert. Yani oradaki o bağırma dışında zaten iki tarafta da kötü bir şey yok aslında. Yok. Fikirlerini beyan ediyorlar ki çok normal aslında, insanlar bunu kabul etmeli. Yani geçen sene de yaşadık biz bu problemi. Biz bir grubuz, karşımıza da bir grup var. Çok normal bir şey zaten. Birileriyle daha iyi anlaşacaksın, birileriyle anlaşamayacaksın yani. Ama şöyle de bir şey var. Aynı adada kalıyorlar. Birbirine günaydın derler, birbirine yardımcı olurlar ama çok fazla bir şey paylaşmayabilirler. Evet. Şimdi adadaki sıkıntılardan biri var ama ben insana sormak istiyorum. Şimdi siz üç erkek yaşıyorsunuz. Gökhan, Melih, sen. Onlar bende yaşıyor. Onlar sende yaşıyor. Onlar, yani üç erkek yaşıyorsunuz tamam. Derken. Hayır, bunu soracağım. Sağ olsun arkadaşlarım, beni hiç bırakmazlar yalnız. Evde bulaşıkları kim yıkıyor? Zor bir soru. Evde bulaşık çıkmıyor. Efendim? Evde bulaşık çıkmıyor. Bulaşık çıkmıyor mu? Nasıl, suyu nasıl içiyorsun? Sağ olsun bana yardıma gelen bir ablamız var. He. Zaten o haftanın belli günlerine geliyor. Şu an evdeler hatta. Onun dışında da bulaşık çok çıkmıyor yani. Çünkü bulaşık çıkacak bir şey yapılmıyor evde. Sürekli anladım. Dışarıdan yemek yani veriyor. Şimdi o ev senin aslında. Gökhan'la Melih sana yancılık mı yaptı yani? Estağfurullah, ne yancısı? Benim misafirlerim. Siz de gelsiniz. Benim kaç yıldır misafirler? Bu nasıl bir misafirlik? 5 yıldır aynı evdesiniz. Nasıl bir misafirlik? Gökhan 10 yıldır hatta. 10 yıl mı oldu? Hayır, ama yani şimdi hani Gökhan'ın ailesi İstanbul'da. Kendisi evi var. Hemen yani bize yakın. Ama ne yapsın çocuk? Biz hep beraber olmayı tercih ediyoruz. Benim evde böyle daha müsait. Hani böyle lokasyon olarak da Acun Meydanı'na çok yakın. Bizim şirkete çok yakın. Yani tam böyle orta bir yerde. Buyurun gelin akşamları. Bora, sizde kim yıkıyor bulaşıkları? Bulaşıkları yani genelde ben yapıyorum, öyle söyleyeyim. Gerçekten mi? Gerçekten. Helal olsun sana be. Vallahi helal olsun. Bravo. Tabii çünkü şu an... Hülya gerçekten çok yoruluyor. Hülya aslana bakıyor. Evet, ben olabildiğince onu böyle konforlu bir şekilde yaşatmaya, işlerini hafifletmeye çalışıyorum. Bizde kim yıkıyor? Tabii ki bulaşık makinesi. Aynen, evet. Bizde bulaşık makinesi var. Şaka yapıyorum. Ya bulaşık makinesi tabii ki Gizem yapıyor bu işleri. Sağ olsun Suzan ablamız var. Ona da buradan selam olsun. Bizi izliyorsa onu da çok severiz. Hep bizim üzerimizdedir eli, Lila'nın da. Efendim şöyle bir konuya geleceğim. Ünlülerde bir bulaşık krizi yaşanıyor. Bakalım bulaşığı kim yıkıyor ya da yıkamayanları kim isyan ediyor, bir izleyelim. Oldu mu şey? Gençler, bakın ben örnek olayım. Herkes bir bardak, bir tabak, bir çatal ya da kaşık alıp yıkarsa akşam burası tertemiz. Kaşık ve çatallarla dolu olur. Herkes bir tane yıkarsa da yenir. Yıkamaya gitmedim ki. Senin üzerinde Barış yazıyor bu arada. Evet. Bardağın üzerinde. Tamam, Barış'a beni yıkar. Barış, ha, Barış yıkar. Öyle bir yıkar ki. O zaman hepimiz gidip yıkayalım ya. Ben yıkadım akşam abi. Ben anlamadım neyi bekliyorum. Akşam ben de yıkadım. Bu kimin? Abi. Sağ ol ya, Allah razı olsun, biri yıkamış benim için. Çok sağ ol. Dün Sercan'ınkiyle bizimkini yıkadık. Evet. Dün akşam pirinçten çorba yaptık, kalan son pirincimizden. Yine bir Hindistan cevizi kavurduk falan. Şimdi hava kararınca orada öyle bir kaos oluyor ki herkes bardağını alıyor, yağlı yağlı bırakıyor, Hindistan cevizi parçaları, pirinç parçaları. Sonuçta biz vahşi doğadayız. Yani burada faresi var, yılanı var, böceği var, çıyanı var. Arkadaş, sen olduğun yere o pirinç tanesinden iki tane düşer, orayı bir fare gelir basar yani. Peki sen güzel koydun oraya. Denizler orada. Şey aslanım ya bir. Ben de bardağımı ve kaşığımı yıkamaya deniz kenarına gidiyorum. Sonra temiz temiz koyacağım ki buraya bir daha içerken sıkıntı olmasın. Temiz geçeceğim. Arkadaşlar, Mert abiniz bak denize gidiyor, kaşığını ve bardağını yıkayıp getirip buraya güzelce ne asıyor? Neymiş? Mert abi gidiyor. Şimdi kim gidiyor? Ersin abi gidiyor. Şimdi Ersin abiniz bravo. Gidiyor, ne yapıyor? Bravo. Gidiyor, bardağını yıkıyor ve temiz buraya koyuyor. Herkes kendi eşyalarını yıkasa bu sorun zaten kökten çözülecek. Arkadaşlar, okey mi? Evet, çok mantıklı, harika fikir. Evet, herkes öyle yapsın. Ulan sabah kalktık, yine her yer
pirinç parçaları, tabaklar ortada, bulaşıklar ortada. Ya abi ben şimdi ne diyeyim? Yapacak bir şey yok. Ben kendi çatalımı bıçağımı yıkarım. Hayatıma devam ederim. Ya hep aynı şeyi söylüyorum ama şu bulaşıkları Survivor'da yıkamak 5 dakikayı almıyor. Bak 8 tane tabağı, 8 tane bardağı alacaksın, deniz kenarına götüreceksin, kumla çitileyeceksin, bir tuzlu suda yıkayacaksın, sonra temiz suyla şöyle bir durulayacaksın. Eğer 5 dakikadan fazla alıyorsa diyeyim bak o kadar net söylüyorum. Doğru değil mi Sema? Kesinlikle öyle. Çok basit bir şey, hem de hiç vakit geçmeyen bir adada kendine iş bulmuş oluyorsun. Çok da güzel oluyor. Ama Mert şu anlamda haklı. Bir pirinç tanesini siz biliyorsunuz hemen fareler geliyor. Çünkü hiç besinin olmadığı bir yer orası. Hayvanlar aç. Anında fareler geliyor ve o bir ahşap olduğu için ve üstünde cila da olmadığı için ertesi gün kapkara bir renk oluyor. Evet. Aslında çok da mikrop barındıran bir şey oluyor. Bir an önce yıkanması lazım. Haklı ama bunu belki de planlamaları lazım. Bir gün sen yıka, bir gün sen yıka. Çünkü böyle herkes kendi işini yapmayınca mutlaka bir tabak bile olsa fare gelecek yani. Bence genel olarak temiz olmak lazım zaten. Yani bu biraz kişinin kendisinde de bitiyor. Yani bilmiyorum ya, ben yemek yemişim orada atmışım tabağı kenara. Bence zaten görüntü olarak da kötü. Yani yanlış bir durum. Bir şekilde hani evet Mert'in dediği çok mantıklı. Herkes kendi tabağından sorumlu olsun. Kendi tabağını yıkasın. Bari bu şekilde çözülsün. Hani eğer bu işi bir ele alacak biri yoksa. Mesela bizim zamanımızda ünlülerde Sema, bizim takımda da Nagihan özellikle bu işi sahiplenirdi. Belki anne oldukları için ya da bir hani ev çevirme düzenine geçtiğiniz için, doğru değil mi? Bir de kolay ve güzel bir şey aslında. Hiçbir işe yaramıyoruz. Oyuna gidiyoruz, geliyoruz. Böyle denize bakıyorsun boş boş. Ya dedikodu yapacaksın, ya kavga edeceksin, ya ağlayacaksın bir köşede. Git bir balık tut, bir şey yap ki vakit geçsin. Geçmiyor çünkü. O yüzden aslında kendilerine yazık ediyorlar. Bir sürü şey yapabilirler. Evet, yani bulaşık bile burada bize bir konu yaratabiliyor. Bak Survivor böyle bir yer aslında, değil mi İhsan? Yani aynen, senin evdeki gibi değil. Burada bulaşık var. Çok şükür bizde yok. Evet. Aynen. Şimdi bence sen Gökhan'la şeyden bir mesaj bekleme Melih'ten yani. Onlar şu an. He? Onlar şu an bizi izleme şansları yok. Niye? Uyuyorlar. Uyuyorlardır. Valla Melih evde yoktu zaten akşam. İzin alarak çıktı benden. Ben bir yere gidiyorum. İzin alıyor, düşün. Gökhan da geç yattı. Muhtemelen şeydir. Çünkü Acun abiyle konuşuyorlardı onlar da. Evet, şimdi o zaman ikinci sürprizimizi açıklayalım mı? Biz demin televizyonu yeni açanlar için tekrar hatırlatayım. Bora, Sema, ben ve Damla Dominik'e gidiyoruz efendim. Dominik'te Survivor Panorama haftaya, oradan canlı yayın sizlerle olacak. Siz yine aynı saatte sabah 10.45'te ekran başında olacaksınız. Biz oranın saatiyle 2.45'te sizin karşınızda olacağız. Ve gündemi Survivor'ı değerlendirmeye devam edeceğiz. Ama gündüzleri bizi daha zor bir görev bekliyor. Nedir o? Efendim biliyorsunuz Acun Medya'nın yeni bir formatı var. Yani yeni derken artık ikinci, üçüncü yılı oldu. Üçüncü sezonunu geçiriyor. Meksika, Kolombiya, Amerika, Macaristan, Romanya, Yunanistan. Birçok ülkede, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya. Yani bu kadar ülkede aslında Acun Medya çok güzel işler yapıyor. Bunu her zaman söylemekte fayda var. Çünkü hani artık dünyaya bir şey tanıtmak isterken bir şey olduğunda böyle çok seviniriz. Ama işte bir format 8-9 ülkede, 10 ülkede yapılabiliyor. O yüzden bir alkış da Acun Medya'ya göndermek istiyorum. Yani Türkiye'nin kendi yarattığı bir format şu an dünyada herkes tarafından izleniyor. Yani Meksika'da falan özellikle reyting rekorları kırıyor. Amerika'da Spanik kanalda, işte oradaki bütün ülkelerde yayınlanan bir egzatlon var. Şimdi efendim biz Exatlon Cup diye bir yarışmaya gidiyoruz. Buradan 4 yarışmacı, orada 12 yarışmacı daha olacak. Toplam 16 kişi bireysel olarak Exatlon Cup şampiyonu olmak için de yarışacağız. Yani hani gündüz orada mesela şöyle bir şey diyenler olmuştur eminim ki. Oh ne güzel, bunlar Dominik'e gidiyor. Denize gündüzleri girecekler. Denize girecekler. İşte orada kokonat yiyecekler, ananas yiyecekler. Akşamleyin de gelip panoramayı sunacaklar. Oh ne ala ne güzel diyenlere sesleniyorum. Gündüzleri de muhtemelen her gün 4-5 oyuna çıkacağız ve egzatlon parkurlarında biz de hem kendimizi ama özellikle de tabii ki Türkiye'mizi temsil edeceğiz. İnşallah. İnşallah güzel olur. İhsan'cığım. Vallahi ne zor işiniz var. Ne zor işiniz var. Yani öyle bir anlattın ki yani.
Üzüldüm vallahi ya şu an. Sanki Dominik'te inşaat işçisi gidiyor orada çalışmaya. Yani ne güzel 3 tane yarışa çıkacaksın. 3 mü? O ondan sonra akşam da panorama yapacaksın. Gelsin yemekler gitsin. Bir şey söyleyeceğim. Sohbetler. Kusura bakma da o parkurlarda yarışmak kolay değil yani. Survivor'dan daha zor bu arada parkurlar. Yani, daha uzun, daha yani komplike. Şöyle diyeyim 150 metreymiş bir parkurun uzunluğu İhsan'cığım. Exato parkurları biraz daha evet. Yani, şeyden de bahset yapıyor. İstersen Hakan. Çünkü neden? Biz geldikten sonra çok soran oldu. İnternet sitemizde yayınlandı. Biz neden izleyemedik Exatlon'u dediler. Belki bu da orada yayınlanır. Evet. Oradan takip edebiliriz. Şampiyon olduğumuzu söylüyorsun. Ha evet şampiyon olduğumuzu söylüyorum. Evet, Meksika yeni şampiyon olmuştu. Şu an mesela siz şimdi... Mesela Sema şu an siz böyle Meksika'ya gitseniz... Aa Sema diye fotoğraf çekilebilirler değil mi sizle? Belki benimle ama çünkü seninle asla. Çok ciddi rating alan bir programda orada yayınlandınız. Ama iki gün, üç gün yayınlandı yani. Evet. Şu an Sema ile herkes fotoğraf çektirmek ister. Evet bu kıyafetle herkes Sema ile fotoğraf çektirmek ister. Fotoğraf çekilirsin de orada. Kesinlikle. Yani anlayacağınız Domine'ye gidiyoruz. İnşallah bizim için de güzel geçer. Bir 10 gün buralarda uzakta olacağız. Ama her gün sizin ekranlarınızda pazartesiden cumaya 10.45'te Dominik'ten burada gündüzken orada gece güzel bir yayın yapacağız. Şimdi devam edelim efendim. TV'de ilk bir görüntümüz var yine. Bu bulaşık sorunu sadece ünlülerde yok. Aynı zamanda gönüllülerde de var. TV'de ilk kez izleyeceğiniz bu görüntüleri kaçırmayın diyorum ve o görüntülere gidiyoruz. Kızların yapması gereken işleri biz yaparız. Hadi tamam. Bütün işleri neden biz yaparız ben onu anlamadım yani. Ama Evrim yapar bunu. Tencere falan yıkar. Kaç kişiyiz? 10. 10 kişiyiz. 11 kişiyiz. 11. Herkes bir gün yapsa. Söyledik işte herkes bir gün yapsın. İşte 11 gün sonra yapsın. Ama bazıları yapmıyor. Yapmaz. Neden yapmaz ben? Çünkü onlar soruya verir tatil sanırlar. Tabakların pis olduğunu göre göre neden o tabakları yıkamadı? Daha Evrim mecbur değil tabakları yıkama ama biz dedi ki Evrim dedim en son. Bugün sen yıka, her gün biri yıkasın. Söyleyelim her gün. Tamam dedi. Bir kişi yıkasın. Ama yıkamadı. Tabaklar hepsi küf tuttu. Şu an tabak yok yiyecek. Ben o yüzden kızdım. Anladın mı? Herkes yıkasın herkes. Evet, gönüller takımında her işi Yasin yapıyor. Gerçekten her adada olması gereken biri. Senin söyleyeceklerin var mı? Biraz sinirli var. Gördüm seni Yasin evet. Ama niye? Kızların yapması gereken işi biz yapıyoruz dedi. Bir kere kusura bakmasın oraya kızlar yarışmaya gitti. Yasin neyse bir Nisa da o, Aycan da o, Elif de o. Yani hiçbir şekilde kızların yapması gereken yapma bir iş ya. Değil. İşinize gelince... Hiç alakası yok. Bir kız adada yalnız bırakılmaz. İşinize gelince kızlarla erkekler söylüyor. Hiç alakası yok. Eyvah çok geliyor. Hiç alakası yok. Bak şimdi. Ben orada... Teşekkür ediyorum kaçıyorum arada. Ben orada bir şey söyleyeceğim. Ben bak, orada şey taşıyorsam... Gerçekten yani şimdi Yasin 73 tane balık tutacak. Gelecek ondan sonra bir de insanlara yedirecek. Sonra bir de bulaşıkları mı? Ondan bahsetmiyorum. Kurduğu cümleden bahsediyorum. Bir kere oradan bakma. İkincisi ben orada ağaç da topladım, taşıdım. Ben kızım, erkeğim demedim. Ben onun, o tabakları Hakan da söyledi. Hep ben yıkardım ama kadın olduğum için yıkamadım ben. Hiç alakası yok. Bu işte kadının görevidir falan diye değil. Orada bir topluluk var. İşte fare gelmesin bilmem ne olmasın. Ona bakarsan bir sürü erkek yarışmacılar işte ormandan korkarken yarışmacıları ben ormana götürdüm gece tuvalete girsinler diye. Niye ben kadın değil miyim? Ben niye korkmuyorum mesela? Hiç alakası yok. Kızlar oraya yarışmaya gittiler. Hayır, şunu demek istiyor bence İhsan da. Hani belki sen istisnasın. Senin durumun biraz daha farklı, daha böyle güçlü duruyorsun ama biraz da böyle ev işlerinde hani şöyle bir bölüşme vardır yani. Hani erkek biraz daha dışarıda iş koşturur, kadın da evdeyken mutfakla ilgili kısımda erkek karışmaz. Anlatabildim mi? Hani mesela hani Türkiye'de sorduğun zaman mutfaktaki yemeği de genelde ya da bulaşığı da hani kadın yapıyor. Hani ama bu kadını hani bulaşık yıkıyor, bulaşıkçılık kötü bir şeyden değil. Dünyada da hiç, böyle. Ya, o açıdan yani. Söylemiyorum. Sabah çocuğa kahvaltıyı kim hazırlar? Anne hazırlar genelde. Bizim evi konuşmuyoruz. Anne yıkar, ya, yıkar yani. Ay, şunu söylemek Yasin, istiyorum. Yasin evet biraz sert bir dille söylüyor. Sanki böyle hani ya kadın yıkar o kadının işidir falan gibi sert evet, bir şimdi söylüyor. Biz ama... orada bir sürü ağır şeyi taşırken Aycan'ı da gördük, Elif'i de gördük, Derya'yı da gördük.
Ağaca tırmanıp kokonat için neler yaptık orada. Yani hiçbir zaman bir arkadaşlar ben kadınım hadi siz yapın erkekler yapsın bu işi demedik. Dolayısıyla o bir yarışma ve hakikaten kadınlar daha çok zorlanıyor aslında orada. Bulaşığı da o yıkasın falan değil. Mesela kim vardı erkeklerden? Birisi inanılmaz her işi yapan Mustafa Kemal. İnanılmaz ben yapayım diyen bir çocuktu mesela. Ben erkeğim sen kadınsın hadi sen yap Merve hiç demedi çocuk. Bu yarışma kadın erkek diye bir şey yok. Öyle bir sistem yok yani bu yarışmada. Ama el yatkınlığı diye bir şey var anlatabildim mi? Var yani ama, mesela ben de, ama şöyle bir ben gerçek de var. Ben altını değiştirebiliyorum. Ama Gizem değiştirirken daha doğru yapıyor ve o daha çok yapıyor. Hani demek ki el yatkın değil o zaman. Ama senin söylediğinde mesela bir görev dağılımı var şeyde evde. Erkek işte para kazanır. Evet. Evde. Ama burada Survivor'dayız. Herkes eşit. Herkes eşit yani. Ama olmasa bile. Hani tabii tabii bak ona hak veriyorum. Yani ormandaki işe biraz daha erkek gidecek. İşte mutfak yemek pişirme işinde de kadına karışmayacak. Olabilir. Tabii ha, ben de baktığım zaman olabilir. Mesela Ceyhun abi oradayken ben de baktığım zaman şey diyorum. Kızlar nerede acaba? Ama demek ki o an istememişler, yapmamışlar ama bu da söylenecek bir şey değil anladınız mı? İşte ben de bakınca Elif yıkayabilirdi aslında evet. Ama yapmadıysa da hayır kızların yaptığı iş demeyeceksin. Sen de yapacaksın onu. Elif balık tutmadı mı geçen gün? Tuttu. Bu erkek iş arkadaşlar siz tutun, siz açılın, ben bulaşık mı yıkayayım diyecek. Yarışırken kimse kız olduğuna bakmıyor. Parkurda düşerken kimse kız olduğuna bakmıyor. Gladiator oyununda hiçbir kadına yakışıyor mu böyle lambur lumbur hareketler? Orası Survivor. Orada yok bulaşıktı, çamaşırdı bilmem değil. Herkes elinden geleni yapmak zorunda. İhsan sana da sözü vereyim bir de. Bir seyircimiz şey yazmış. Bu bulaşık olayından dolayı biraz etkilenmiş. İhsan Tarkan'ı da artık evlendirin yazmış. Yani gerçekten. Yani bak. Gül gibi çocuksun, yakışıklısın, ağzın eyvallah, laf yapıyor, işin gücün yerinde, sporcusun, maşallahın var. Evlen artık abi bir çocuk. Bak. Bir ufak insanları görelim ya. İnsanları. Ama gerçekten bak biz şimdiden üçümüzün de çocuğu var. Tadına baktık bu işin. Çok güzel yani. Konuyu dağıtmıyorum. Survivor panoramadayız. Annemler Erzurum'dalar. Şu an? Halamın oğluna gittiler orada. Sevgili Yavuz, eşi, kızları. Bizi mi izliyorlar? Annem, iki yengem orada bizi izliyorlarmış kahvaltı masasında. Tam da üstüne yani sen açtın konuyu. Şu an bizi izliyorlar. Seni şu an masaya yatırdılar. Evet bunu konuşuyorlar. Reciye. Reciye abla haksız mıyım? Doğru söyleyeyim. Allah aşkına yani haksız bak mıyım? Şimdi. Artık insanın evlenme yaşa gelmedim ya. Şimdi mesaj geldi ne alakası bütün sülale izliyor. Bodrum'dan da halamın diğer oğlu Serkan izliyor. Şimdi herkesin böyle izlediği bir günde sen de böyle sülalenin konusunu açtın yani şu an. Tamam, teşekkür ederim Hakan. Yani anlaşmış gibi bunlar. Bir yerden sana mesaj mı geldi? O zaman haklılık payı var demek ki sülalenin konusu deyince demek ki konuşuluyor. Her şeyin zamanı var diyeceğim bilemiyorum. Yani o kısmet meselesi. Biz konumuza dönelim. Survivor'da buluşukları. Bir dakika. Reciye ablamın torunu var mı? Var. Ablamın, var mı? Ablamın. He, ablandan var tamam ama senden de başka olur İhsan ya. Şimdi kardeşim inşallah belki zaman ona geliyor. Biz de bakarız. Bulaşığa dönersek. Yani Survivor'da evet kadın erkek eşit. Ama yıllar önce ben adada yalnız kaldım. Herkes yalnız kaldı. Ben bir kızı yalnız bıraktım diye. Vay efendim sen nasıl adada? Ne oldu hani eşitti Survivor'da bütün yarışmacılar? Ne oldu? Aa, güzel yerden ama geldi. Ama biz de orada patladık yani. O gün doğum günü. Doğum günü. Ki ben ona da karşıyım. Olabilir. Nasıl bir erkeği bırakıyorsan bir kadını da bırakabilirsin. Ben ona da karşıyım yani. Ama o gün doğum günü olduğu için doğum günü olması biraz seni yaralamış ama bence. Ama belki bilmiyordu ki doğum günü oldu. Biliyor muydu? Biliyordur. İnsan biliyordur. Doğum günden ziyade bir gün önce çok sevdiğim arkadaşımla beni kafa kafaya çıkarmıştı. Ben de ondan öcümü almaya kalkmıştım. Falan bir sürü mevzu vardı. Survivor taktiği. Unutuldu gitti. Hayır sonuçta şuna döndü. Tabii ki orada hatalarımız vardı. Onu savunmuyorum da. O zaman mesela kadın erkek eşit olmuyor. Yani işine gelince bir şeyler eşit oluyor. İşte öyle olmaması yani lazım. Ben onun için eşitse de söylüyorum. Eşit kardeşim. Yani eşitse eşit evet olmalı. Mesela kızlar da oyuna çıkarken böyle sürekli ağlamalar, zırlamalar falan değil. Oraya gittiysen elinden geleni yapmak zorundasın. Hani ben ağır iş yapamam. Ay benim başım kalkmıyor. Maalesef öyle bir yer değil. Keşke dünyada kadınlar böyle çiçek gibi böyle otursalar evlerinde. Erkekler parasını getirse. O böyle akşam yemeğini yapsa mutlu mesut ömür geçse. Sen buna razı mısın? Hani keşke öyle olsa. Hayır şunu söylüyorum. Erkekler hani hep diyoruz ya evet kadınlara şöyle. Keşke öyle olsa. Hakikaten prensesler gibi olsalar ki kadınlar da can atarak yemek yapsa, can atarak bulaşık yıkasa. Ama öyle bir hayat yok. Survivor'da hiç öyle bir hayat yok. Evet ama ben demin dediğine katılmıyorum kesinlikle. Hangisine? Hani keşke işte kadınlar çiçek gibi otursa falan. Kadın güçlü olmalı. İlk başta dediğin gibi çalışmalı, ayakları üzerinde durmalı. O zaman üretmeli en önemlisi. O zaman
daha güzel toplumlar, daha doğru insanlar olacağız hepimiz. Kesinlikle. Ve ben hep şunu söylerim. Bir erkek başarılıysa da o da bir annenin evladı. Tabii. Bir kadın başarılıysa da o da annenin evladı, o da babanın evladı. Ben şeye de çok karşıyım, pozitif ayrımcılık. Yani hani işte o erkektir yapar gibi bir şey de yok ama kadındır. İşte ne derler, onu da bir ayırmak lazım. Daha hasa o da yok yani. Gerçekten kadın da güçlüdür, erkek de güçlüdür. Kesinlikle. Hepsi eşittir diyelim. Bu konuyu da böyle bağlayalım efendim. Şimdi ilk dokunulmazlık oyunu konuşmuştuk. İkinci dokunulmazlık oyununa gidelim. Bakalım neler yaşanmış, ardından buradayız. Takımların D golü ortaya çıktı. Şu anda Sercan iyi geldi. Avantaj önünde yoktu Sercan. Hadi Sercan, hadi Sercan. Önemli bir fark var şu anda. Geniş al, geniş. Bitti. Koş, 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 koş. Düşürdü. Sercan vakit kaybetti. Silindiri düşürdü, vakit kaybetti. Sercan atışara geldi. Her şey burada belli olacak. Arda, sakin ol. Daha bir tane atamadı. Salla, salla. Yine olmadı. Sercan da bir kaldı. Atan kazanacak. Kamera kayıtlarına bakacağız. Berabere. İki tarafa da puan yok. Elif'ten atak geldi şimdi. İsa düştü. Elif atışlara başladı. İsa da başladı. Süpersin Nisa, devam. Bravo Nisa. İsa çok iyi attı. Üç kaldı. Bravo. Bir kaldı. Nisa'nın bir kaldı, Elif'in üç. Beş Nisa kazandı. Nisa kazandı. 1-0. Gönüller 1-0 önde. Çok iyi bir atak geldi kardeşler. Şimdi beraberler. Aynı hizadolar. Pervez Asfak da önde. Pervez şimdi arayı biraz açtı. Ve atış avantajını elde etti. Her şey burada belli olacak. 4 kaldı. Pervez'in 3. Tayfun 1 kaldı. Tayfun. Tayfun. Tayfun kazandı. Nasıl oldu abi? 2-0. Gönüller iyi başladı oyuna. 2-0 oldu. Bravo, bravo sana. Aferin. Çok iyi duruyor. Asfak'la Barış önde. Burak da geldi şimdi. Tamam, Burak tamam, düştü. Tamam, atış avantajı Barış'ta. Barış atışlara başladı. Önce atmak çok avantaj. Burak'ın 7 tane var sevgili seyirciler. Atamıyor. Ve Barış kazandı. Gönüller 2, Ünler 1. Haydi! Evrim ilk turda kazandı. Ve şimdi önce çıktı. Elif önde. Haydi Elif. Elif önde, Evrim arkasında. Elif geldi. Evrim de geldi. Elif topların tamamını çıkardı şu anda. Üst üste kaçırdı. Evrim. Elif'in bir kaldı. Elif kazandı. Elif kazandı. 6-5. 6-5 oldu. Evet, Yasin önde. Ersin de hemen arkasında. Yasin. Hadi Ersin, hadi. Hadi Ersin. Devam, devam. Oturmadı. Silindir Ersin, silindir oturmadı. İki kaldı. Yasin iki kaldı. Ve bir kaldı. İki kaldı. Yasin kazandı. Ersin muhteşem geldi gerçekten. Eğer o hata yapmasa, bir hata oyunu verdirdi.
Elif Nisan mücadelesi. Bakalım Nisan oyunu getirebilecek mi? Nisan az farklı önde, Elif de geldi şimdi. Hızlı Murat'tan. Hala Nisan tamam. Önde ama beraber olacaklar herhalde ki oldular. Hemen bir daha. Üç kaldı. Ve şimdi bir kaldı. Nisan'ın bir kaldı, Elif'in iki. Elif'in de bir. Elif çok kritik bir atış bu. Kaçırdı. Bir daha atıyor ikisi beraber. Kamera kayıtlarına bakacağız. Kazanan Elif. 9-8. Bugün iki takım da her şeylerini ortaya koydu. Her şeylerini ortaya koyan yarışmacılar. Hadi Mercan, hadi. Mercan da geldi. Hadi bak. Evet, Sercan az bakla önde. Sercan önde ve şimdi atışlardan önce başladı. Evet, Cemalcan'ın 3 kaldı. Avantaj Cemalcan'da. Cemalcan kazanırsa dokunulmazlığı kazanacak takımı. Sercan 2 kaldı. Cemalcan'ın 2 kaldı. Cemalcan'ın 1, Sercan'ın 1. Cemalcan! Cemalcan! Oyun gönüllerin. Evet, final oyunu oynanacak. Dokunulmazlık final oyununda kaldı. İrem bir mucizeyi gerçekleştirebilecek mi? Ve İrem önce çıktı. Gerçekten önemli bir farkla başladı şu anda. Avantaj İrem'de. Devam İrem, devam. Harikasın İrem, harika İrem. Güzel. Ve Meryem yetişti. Meryem yetişti, İrem öndeydi ama. Meryem yetişti. Her şey sarı belli olacak. Meryem, iki taneyi başarılı bir şekilde atarsa dokunulmazlık takımın olacak. Meryem atışlara başladı şu anda. Meryem kaçırdı. İrem attı. İrem. Meryem. Meryem düştü. İrem atarsa kazanacak. Çok kötü bir atış. Atamıyor, sakin durun. Çok kötü bir atış. Meryem. İki tane atması lazım. Meryem. İrem. Şimdi Meryem. Meryem. Meryem dokunulmazlık. Gönülleri. Dokunulmazlık oyununu 10'a 8 gönüller kazandı. Benim burada en çok gözüme batan performans Tayfun'un 2'de 2 yapmasıydı. Şimdi Meryem de 2'de 2 yapmış ama Tayfun'un 2'de 2 yapması ki zor bir parkur, zor bir etap. Tayfun'a helal olsun yani. İhsan ne diyorsun? Var mı gözüne batan yarışmacılar? Valla benim aklımda kalan bir daha izleyince de gördüğümüz Elif'in best of'ları yani o bayrak yarışlarında o en son 3 kazananın dokunulmazlığa sahip olacağı yarışlara çıkmaması. Önce bir yanlış anladık dediler. Çünkü bayrakta oynadım, bayrakta oynayan oynayamaz demişlerdi. Ondan sonra ama benim atışlarım iyi değildi, çıkmak istemedim dediler. Kimisi dedi ki Elif istemedi oynamak. Kimisi dedi ki yok biz Elif oynatmadık falan. Ne olduysa oldu. Sonuçta ünler kaybetti. Elif çok orada önemli bir oyuncu. Yani kadın yarışmacılardan zaten fark yaratıyor şu an gönüller takımı. Yoksa erkek yarışmacılarda bence problem olduğunu düşünmüyorum. Ünlülerin erkekleri gayet iyi. Kadın yarışmacılarda problem var. Elif de oranın en iyisi. Belki yarışmanın en iyisi yani bilemiyorum. Çünkü Meryem'le çok kafaya gittiler. Ama Nisa faktörü de var çünkü gönüllerde. Elif'in olmazsa olmaz bir oyunuydu. Oynamadı. Ne olursa olsun yani en kötü oyunu da olsa, en kötü attığı, en beceremediği de olsa Elif'i oraya çıkarmamız lazım. Kesinlikle. Yani hele ki artık dokunulmazlık yani bir kişi gidecek kalacak. Aklımda o kaldı benim bununla ilgili. Yoksa yani tabii ki çok başarılı. Mesela Tayfun'un 2'de 2'si var. Yine Meryem yapmış yapacağını. Sercan önemli sayılar alıyordu bu oyunda. Ama... Yani Elif'in oynamaması akıllarda kalan en büyük hata. Evet ki Elif oyunlarda 3'te 2 yapmış bir yarışmacıyken finale çıkmıyor. Belki en son oyunda Nisa'ya kaybettiği için mi çıkmıyor? Ama bence büyük bir hata yani Elif'in çıkmaması. Ya bir de yerine çıkan İrem 3'te 0'la kapatıyor günü. Yani hani hiçbir mantığı yok. Hiç yani. Ne kadar kötü olursan o senin çıkman lazım. Ünlüler bu oyunu kaybetmek istedi. Evet kaybetmek ben de istedi. İşte...
Yani çok ama eğer öyleyse, gerçekten yani, öyle baktılarsa Derya'ya büyük bir haksızlık yapmış oldular. Bilerek yaptılar ya da yapmadılar demiyorum. Ama kaybetmek istediler. Kaybetmek belli. İçin her şeyi yaptılar. Tabii her şeyi yaptılar. Kaybetmek yani. İstedi, şöyle mi yani? Kaybetsek de olur mu? Ya problem yaşadıkları kişiler var takımda. 3'te 2 yapan bir Elif var. Sen onun yerine İrem'i çıkartıyorsun. Ne demek bu aslında bana göre? İrem zaten sayı alamayacak. Biz onu da çıkartacağız. Derya Can'ı zaten şey yapacağız, sokacağız. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi, hala bir İrem, şey. Tabii tabii yani neticede İrem kaybettiği zaman bak sen kaybettin, seni bu sebeple yazdık. Derya Can'ı zaten sokacağız. Resmen kaybetmek istediler. Sen bir şey diyordun sen. Ya acaba kaybetmek istediler de kim yani? Hani işin içinde Elif de mi var? 7 kişilik takım. 7 kişilik takım. 7 kişilik takım demeyin ama. İrem de Derya'yı yazdı sonuçta. Artık benim için onlar da üçlü falan değiller. Ama aklın yolu Derya'yı yazmak zaten. Hani belki işte atıyorum Barış falan Derya'yı yazacak diye değil de. İşte o yüzden diyorum ya öyle bir gerçekten tam olarak 7 kişilik değiller. Bu tarafta tam olarak 3 kişilik falan değil bence. Şimdi ben de mesela İrem'in yerinde olsam ben de Derya'yı yazardım. Niye? Şimdi kalkıp oradan atıyorum Ersin'i yazsam, Sercan'ı yazsam, Perviz'i yazsam bir şekilde tepki alırım. Dedim ki yani zaten Derya gidecekse gidecek ya da ben gideceksem gideceğim ama kalırsam eğer en azından tepki çekmeyeyim. Yazılabilecek bir isim de Derya. Çünkü oyunlarda de, yok. Tepki çeksen de çekmesen de seni yazacaklar. Çok belli değil mi? Evet, ben olsam duruşumu bozmazdım. Evet, yani ne yazmalıydı? Bütün hepsini yazacağını biliyordu. Neyse abi o grubu düşünecek 7 kişi. Diyecek ki içlerinden bu. Bunun yüzünden oldu her şey diyecek. Bunu açıklayacak. Oyunu ona verir. Evet yani bu kadar korkmadan. Yani ona katılıyorum tam söyleyecektim. O kadar çatışma içerisindeyken duruşunu bozmayacaksın o zaman. Sürekli beraber olduğun yarışmacıyı değil de karşıda tepki gösterdiğin, gözüne kestirdiğin birini. Kime ama kime? O mesela zaman Ersin'i performans bahanesine yazarsan ama o da ilk iki girdi yazamıyorsun. Zaten. Neydi dertleri? Bizi ayrıştırdılar. Biz üçümüzü Erman'da varken böyle böyle yaptılar. Gözlerini bizi kestirdiler. Bu adam bizi göndermek istiyorlar. Ve ben bu ekibin başında Barış olduğunu düşündüm. Ben bu ekibin başında Mert olduğunu düşündüm. Bir şey diyecekti. Performansı demeyecekti yani. Hani bizi bu şekilde ayrıştırma en çok hepsi bunlar yaptı. Ama bizi en çok ayrıştıran Elif'ti diyecek belki. Bilmiyorum. Onu kendisi karar verecekti. Ama bu nedenden dolayı performans falan değil yazacaktı. Sonra da sen bana ertesi gün pazartesi günü dedin ki İrem'e kim oy atmıştır? Nasıl kaldı sence adı da? Çarşamba günü diye sorduğunda ben akrabaları diye cevap verdim. Çünkü hiçbir şey yapmadı yani. Akrabalarından başka oy atabilecek bir olay olmadı. Ama bunu yapsaydı benim cevabım akrabaları olmazdı. O zaman derdim ki ben oy attım. Veya benim gibi düşünenler oy attı. Duruşundan dolayı oy alırdı yani. Duruşunu bozmadı. Karşısına aldı. Erman gitse de hiç değiştirmedi. Derya Can'ın yanında yer aldı. O zaman başka şey konuşuruz. Derya için de bu çok önemli bir şey. Çünkü bir takımın hepsinin seni yazması var. Bir de birkaç kişinin başkasını yazması var. Oy birliğiyle yazılmak çok kötü bir his. Hele yanındaki insan. Yani söyleyebilirsin bunu arkadaşlar. Ben Derya ablayı biliyorum. Hepiniz yazacaksınız. Benim oyumda bir şey değiştirmeyecek. Ben kıyamam abla dedim de diyebilirsin. Yani ama İrem bunu Derya'dan rahatsız. Mesela geçen bir TV'de ilk izlediğimizde Derya ile bir sıkıntı yaşamıştı. Yani hani İrem i̇şte, o yüzden o noktada yüzden da Derya yazabilir. O yüzden diyorum ya üçlü falan değillerdi zaten. Bu aralarındaki sohbet mi muhabbet tamamen böyle artık kimse yok yanımızda hadi konuşalım. Yoksa bir gönül bağ olduğunu düşünmüyorum. Bir de o mesela demin 7 kişi hani biz 7 kişilik bir takımız diye elleri koyup şey yaptılar da diğer 3 kişi bunu görmedi. Onların yanında zaten yapamazlar. O zaman yapsalar o zaman belki tepki koyar ama onu da bilmiyor ki. Onlar kendini 7 kişilik bir takım ilan etmiş mesela. Hani çok ciddi bir deli bir çatışma da yok arada. Ama neticede Mert de yani dile getiriyor. Üçünüz ayrı takılıyorsunuz. Evet. Yani mesela onlar da bunun farkında. Ya anlatabiliyor muyum? Farkında değiller diyorsun, görmüyorlar diyorsun ama farkında yani. Orada iki tane ayrı grup var dediğimiz gibi yani. Sonuç olarak bizim hakikaten kazanmamak için oynadılar bence. Kesinlikle. Ve kazanmamak için oynadılarsa Derya'ya yazık etmiş oluyorlar. Evet. Derya'ya yazık edilirken de yanındakilerden bir tanesi de bir dik duruş sergilemediydi. O zaman şöyle yapalım şimdi. Bu oyunda bir enteresan sahne daha vardı. Onu da bir izleyelim. Şöyle bir şey hani bunu bizim zamanımızda Hilmi Cem çok yapardı. Onun hala bu atamıyor sesleri. Kulağımda çınlar yani. Hilmi Cem de bu arada çok güzel bir diziye başlıyor. Ya İstiklal ya Ölüm diye. Ona da oyunculuk hayatında zaten takdir ederek takip ediyoruz. Başarılar diliyoruz. İnşallah rolünü layıkıyla yapacaktır. Keyifle biz de izleyeceğiz. Hilmi Cem'e de buradan çok selam olsun diyelim. Ve İrem'in o atamıyor şeklindeki biraz bizi böyle hani irite eden bağırmalarına gidelim. Hep beraber izleyelim. Atamadı Burak. 4 tane labut var şu anda. Evet 3 kaldı. Atamıyor.
Evet, 3 kaldı. Atamıyor. 2 kaldı. Atamıyor. Evet, Mert büyük bir avantaj. Atamıyor. Sayıya. Şey, dün olsun bütün çirkefliği yapacağım. Bütün çirkefliği yapacağım. Şimdi 3-3. 2 kaldı ikisinin de. İkisinin de 2 kaldı. Atamıyor. Koş, koş, koş. Avantaj Elif'e geçti. Avantaj Elif'e geçti. Üst üste kaçırdı. Evrim. Elif'in bir kaldı. Elif kazandı. Elif kazandı. Atamıyor. Evet, güzel başladı. Evet, Ardahan iyi geliyor. Ardahan atamıyor. Çok başarılı. Ardahan bir kaldı. Pervis bir kaldı. Çok dikkatli olmak zorunda artık. Bir kaldı. Meryem. Evet, Meryem attı mı? Kaçırdı. İrem. İrem 2'de 2 yapabilir mi? Atamadı. Şimdi yine atamadı. Artık avantaj tamamen Meryem'di. Ve Meryem artık sayıya gidecek. Yine kaçırdı. Ve yine kaçırdı. Bir kaldı. İrem'in bir kaldı. Meryem! Meryem! 7-6, gönüller 7-6 yaptı. Atamıyor, atamıyor. Simitçiler gibi bağırıyor böyle. Hani olur ya. Buz gibi su diye bağırırlardı. Aynen. Pazarlarda atamıyor, çocuklar. Atamıyor, atamıyor. Şey ya, tam bir pazarcı var. Bir de bizim ben... Bizim mahalle 32 evler, Adapazarı'nda. Öğrendik artık onu. Şey vardır, bizim öyle minibüslerde vardı böyle muavinler. 32 evler, 32 evler, haydi 32 evler, 32 evler diye böyle. Sana bak ya, tamam. İçinden ne çıktı adamı ya? Onu bekledim ya şu an, resmen yani onu gördüm. 32 evler, nereye gidiyor 32 evlerden minibüsler? Merkezden, Adapazarı merkezden 32 evlere gidiyor. Merkezden 32 evlere. Aynen, ha, bizim mahalle. Ya ondan bağırıyorlar, tamam şimdi anladım olayı da. Ne diyorsun bu bağırmalar, bir beni böyle rahatsız etti ama böyle keyifli de yani. Ya bence sadece de, ses tonu bir böyle şey rahatsız edici böyle. Atamıyor. Belki hani iriti dedin ama belki böyle birçok insan için böyle ne yapıyor bu kız demişlerdir. Ama bir şekilde İrem bugün bu oyunda var oldu. Ve ben şunu da söyleyeyim, kesinlikle işe yarayan bir sistem bu. Bana hatırlayanlar vardır, erdi. O kadar çok yapardı ki ve artık erdiği düşünmekten nasıl atacağımı düşünemezdim. Hakikaten takıldın hani vardır ya gece saatin sesine böyle bir takılırsan kalır tık tık. Onun gibi bir şey bu. Bence de başarı takımı için bir şey yapıyor. Rahatsız olursun olmazsın ama bir şey yapıyor. En azından kız bir şey yapıyor. Oturup ben işte böyle bakmıyor. O yüzden beni çok rahatsız etmedi. Özellikle mesela Mert'le kavga etmişti bir gün önce bench'te. Ama hemen ardından oyunda en büyük desteği de Mert'in oyununda karşı şeye yarışmacıyı atamıyor diye bağırarak verdi. Yani hani ama şey dedi mesela, ben artık çirkefleşeceğim dedi mesela. O hata, yani hiç tasvip etmiyorum böyle hareketleri bu arada. Yani bağırmak. Sen kralını şey yapmadın mı bunu? Yok canım, hayır yapmayın. Haksızlık ya, Bora, yapmayın bana. Ya bir şey söyleyeceğim, başka bir Bora var sanki. Ya Bora iyi misin sen? Yani sen tadını da şey daha naif yaptın. Daha naiştim tabii. Ben. Lütfen yani, atma rica ediyorum falan. Ya böyle, bir gün şey yapalım istiyorum ya. Şu Bora'nın geçen seneki böyle en çok eleştirdiğimiz veterinerlerden bir iki tanesini koyalım da. Bora'ya bir anlat diyelim. Yorumlasın Bora. Buradaki arkadaşını yorumla. Abi çok sevindin ya, ne oldu? Nazır abi ya? Kendi kaybetti. Evet, Nazır biz abi. Diyelim yani. Geldi geçti abi, hepsi ya bu kadar. Olsun Bora Bey, valla anı kalır yani. Takılma, takılma. Benle yaşama bu kadar. Şimdi bu olaylarla ilgili ne diyorsun? Öncelikle şunu sorayım. Yani İrem'in bu kadar bağırması artık şey de... Çünkü ben mesela bunu bir yerde güzel algıladım. Çünkü iki takım birbiriyle biraz daha böyle... savaşmalı, rekabet etmeli. Onu biz göremiyorduk. Hani İrem belki bunun bir kıvılcımını çakmış olabilir mi? Evet, gerçekten İrem bu güzel bir şey. Yani kötü bir şey yapmıyor, bağırıyor sadece. İşte bunu oyun almak lazım. Acılar, bir şeyler almak lazım. Oyunu kazanmak lazım. Yazılmamak lazım. Ben Bora Bey'den az önce bir şey dedim ama yanlış anladıysan kusura bakma. Yok, özür dilerim. Hani takıldım sana. Güzel bir anı olabilir yani, bir gelse vetere güzel olur, güleriz yani. Teşekkür ederim. Bu kız orada kalacak diye düşünüyorum. Yani bir şeyler yapıyor orada, hani oyuna destek veriyor İrem. Hı-hı. Yani gerçekten işte şey, Mert'e
aralar iyi değildi. Ona da destek veriyor. Güzel bir şey. İçinde kin yok kızın. Helal olsun diyorum ben Hakan Bey. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Rukiye ama, abla. Barış'tan biraz da söyleyeyim. Tabii. İnşallah Barış'la Perviz. Ben bunlar iki dost güzel görüyorum. Bu iki dost son finale kadar gidecek diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ederim. Sen şimdi Barış'la Perviz'i mi destekledin? Evet tabii ki ben baştan söyledim. Barış, Perviz devam edeceğiz Hakan Bey. Hayırlısı. Hadi sağ olun efendim. İnşallah. Rukiye abla nasılsın? İyi misin? Merhaba, iyiyim. Yine çok şıksın. Çok tarzsın. Bir sema değilsin belki ama. Ama çok kıskandım. Bir gün de ben giyeyim öyle pırıl pırıl. Vay, güzel. Çok neler diyeceksin? Sen şimdi Mert'i destekliyorsun. Ben Mert de hani bizim konuşmalarımızın odağında. Evet. İyisiyle kötüsüyle hani tabii burada eleştiriyoruz ama kimsenin günlük hayatta dışarıda nasıl olduğunu bilmiyoruz. Yani hep onu söylüyorum. Biz işte burada Bora'yla geçen sene Bora hakkında çok şey söyledik ama dışarıda biz Bora'yla en kötü her gün bir kere mesajlaşır görüşürüz bir şekilde. İhsan beni 10 yıldır tanır. Beni belki en çok eleştirenlerden biri İhsan'dı. Biz Sema ile hiç anlaşamıyorduk ama şu an iyi anlaşıyoruz. Aslında dışarıdaki hayat Survivor'la bambaşka. Onu herkes için bir söyleyeyim yani. Bir oyun. Bu bir oyun. Mert'in tavırları, hareketleri nasıl buluyorsun? Onunla ilgili bu bayılma olayıyla alakalı yorumu nedir? Onu da bir senden alayım. Mert'le ilgili Mert fanları yazdılar bana. İşte bir iki kelime, güzel kelime istiyorlar. Performansından bahsedilsin istiyorlar. Performansı çok iyi gidiyor. İşte performans birincisi oldu. Sonra da o avantaj tekrar yarıştı ya, o avantajı da evet, elde etti. İlerisi için yarışacak sanırım, o ev için, araba için. Mert takımı bence toparladı. Hatta İrem bile dışlanmıyor. Erman'ın gidişiyle İrem'i de sahiplendiler. İyi bir takım olma yolunda ilerliyorlar bence. Hatta gönüllülerden şu ara işte bir çatlak sesler çıkıyor gibi geldi bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Bu arada Mert'in annesi rahatsızlanmış. Ona geçmiş olsun diyorum. Geçmiş. Hazel Hanım rahatsızlanmış. Güzel şeyler olacak inşallah. Üzülmesin ailesi. Mert fanları da desteklemeye devam etsinler. Özellikle genç kızlardan rica ediyorum. Yakışıklı çocuk. İyi de yarışmacı. İzlesinler ve oy versinler diyorum. Bora severler de yazmışlar bana. Onlar da selam bekliyorlar Bora'dan. Hepsine selam olsun. Çok teşekkür ediyorum. İşte Mert daha iyi olacak. Bence daha iyiye gidecek. İnşallah şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz. Bu arada Survivor Kaplan adını takmışlar. Yazdılar bana. Survivor Kaplan'ı daha iyi olacak diye düşünüyorum. Survivor Kaptanı. Evet, Kaplan'ı. Kaplan'ı. Yani Kaplan'ı. Kaplan. Evet. Aklım hep liderliğe gittiği için Kaplan'ı diye şey oldu. Survivor Kaplan'ı Mert. Evet, Survivor Kaplan'ı. Tamam, bundan sonra Mert'e biz de öyle diyelim. Aynen, o zaman öyle. Buradan bütün yarışmacıların ailesine de selamlar olsun efendim. Eğer burada bir şey diyorsak yanlış anlamasınlar. Burada hani yarışmadaki tavırları, olayları yorumluyoruz. Kimse kötü bir insan değil. Herkes iyi insan. Herkes anasının, babasının, evladı. Hepsini çok seviyoruz. İnşallah dışarıda da, Bodrum'da, finalde herkesle de görüşeceğiz. Hepsine de çok selam olsun diyelim. Şimdi Mert'in bir VTR'si var. Mert oyunlarda lütfen bana bağırmayın diyor. İzleyelim. Bak bir şey diyeceğim. Bak 7 yapın şunu abi. 7 yapın bak. 7 yapın şunu. Gidecek oyun. Bak gidecek oyun gidiyor. 7 yapma. Tamam, çok yanlış bir bağırdı. Bağırmayın. Bak, şey, o, orada, oraya gitmeyip gelseydin. Dön dön diye bağırdım ben. Ha, tamam, kim biri bağırdı. Al hepsini, al hepsini. Bağırmayın abi. Ne yeri al hepsini? Elimde 4 tane var. 2 tane sırık var. Niye hepsini alsın? Birisi konuşmadı. Evet abi. Konuşmadı. Bence kimse konuşmasın. Kimse konuşmasın. Bence kimse konuşmasın. Çok, yani çok acayip bir yanlış olur. Alakasız bir yere atar, uyarırsın. Konuşmasın abi kimse atışta. Azarlar gibi bağırıyorsun. Herkes bağırıyor ciyak ciyak. Bağırmayın abi şu atışta. Ben dedim heyecan oluyor adam. Evet. Baskı oluyor abi. Baskı olan yerden verim alamazsın. Yani şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Hani ben hatırlıyorum Mert daha bir coşku istiyor bench'te. Birbirimize destek olalım diyor ama burada da mesela bana bağırmayın diyor. Bu oyun bazlı hani bu oyunda kafam karışıyor anlamında mı yoksa genel bir destek istemiyor mu? Yani şeyden bahsediyor. Ama atışla alakalı. Evet. Yanlış anlaşılmış. 2 tane kaldı, 4 tane kaldı muhabbetinde yanlış anlaşılmış. Yanlış yönlendirmeden dolayı. Bazen bizde de olurdu ya hani iki torba var görmüyorsun, duymuyorsun. Hani sen sadece sen söylesen bana yanımda torba olduğunu belki anlarım ama herkes çığlık attığı zaman onu algılayamıyorsun ya. Genelde hani böyle kafa karıştıran şeylerde herkes sesinin iyi gelen isme der ki sen söyle bana. Hatamı sen söyle onu dinlersin. Bu anlamda söylediğini düşünüyorum bir ben. Bir de hep birazdan senkron bir şekilde atıyorum. İki tane kaldı diyemiyorsun 7-8 yarışmada. Karışıyor, kakafoniyor. Sen 4 tane kaldı diyorsun. O 2 diyor arkanda önde derken her şey karışıyor. Bizde de vardı böyle yarışmacılar mesela ki biz çok bağırıyorduk, müdahale etmeye çalışıyorduk, yardımcı olmaya çalışıyorduk oyun esnasında.
bana bir şey söylemeyin diyordu mesela. O sırada biz susuyorduk. Evet. İhsan? Aynen öyle. Yani yarışmadan yarışmaya değişiyor. Ama şimdi senin dediğin gibi Mert'i bir gün önceki yarışmada hadi bağırın sesiniz çıkmıyor destek olun diye görüyorsun. Burada böyle görüyorsun falan anlamaya çalışıyorsun. Ya diyorsun bu adam çok konuşuyor ya devamlı bir istekte bulunuyor ya da bu böyle bunu böyle kabul etmek lazım. Ben de mesela geçen akşam bir yemekteydim. Sevgili Kolpa grubunun solisti Barış var çok yakın arkadaşlar Mert'le. Normal hayatta da öyledir dedi yani biraz dominant biridir dedi. Evi tertemizdir mesela az önce bir VTR izlemiştik bardakları yıkatın falan diyor. Mesela akşam diyor herkes onun evine toplamıştır sabah bir uğrarsın diyor sabahın daha erken saatinde ev pırıl pırıldır diyor. Yani temizlik konusunda hassastır diyor. Güzel. Arkadaşların muhabbeti konusunda dominanttır diyor falan. Biz belki de hani mesela ilk hafta onun dominantlığı bizi çok hoşumuza gitmişti. Süper bir yarışmacı var Mert belli işte orada falan dedik. Sonra ikinci hafta bu niye bu kadar baskın dedik. Hani bu niye bu kadar her şeyi yönlendirmeye çalışıyor dedik. Bir de performans olarak düşmüştü ikinci hafta. Oturmamıştı bu sefer. Yani konuşmasıyla performans oturmayınca bir şey açığa çıktı. Şimdi üçüncü hafta tekrardan performans toparladı. Konuşmalarını da böyle yavaş yavaş analiz etmeye başlıyoruz, tanımaya başlıyoruz ya. Ben de tekrar oturmaya başlıyor şimdi üçüncü hafta. Ama yine... İkinci haftadaki gibi çok konuşup her şeyi eleştirmeye başlayıp aynı zamanda performansı düşerse tekrardan göze batacaktır. Böyle kritik bir yerlerde daha biz böyle yarışmacıları yeni yeni tanıyoruz. Yeni yeni böyle karakterlerine de alışıyoruz aslında. Ama tabii burada evet. Bench'te yüksek değilsiniz demiyor bu arada. Atışlarla alakalı bu problem. Yani evet. Bench'te susun hiç konuşmayın demiyor. Atışlara geldiğimiz zaman bana konuşmayın diyor mesela. Evet. Çünkü demek ki bir karışıklık yaşıyor orada. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Evrim biliyorsunuz normal hayatında bir yüzme antrenörü ama... Havuzda ya da suda geri kaldığı zaman arkadaşlar arasında bir böyle alay konusu oluyor. Ama tatlı dakikalar bir izleyelim. İlk turda Evrim biraz yavaş kalmıştı. Ama İrem de yavaş kalmıştı bu oyunda. Bakalım ne olacak? Evet, İrem önde şimdi. İrem önde, Evrim arkasında. Hadi İrem! İrem önemli bir farkla geliyor. Yukarı doğru. Eşit seviye. Hadi Evrim, ıslan. Hadi İrem. İrem önde, Evrim arkasında. Islan. Hadi buradan ıslan. Evrim değil, kalçam değil. Kalçam da değil. Ve hadi. İrem şu anda arayı önemli derecede açtı. Ve atışlara geldi. İrem. Koş. Atışlarda şimdi. İyi atmaya başladı. Hadi Evrim. Evrim de geldi. Evet Evrim de atıyor ama İrem'in 4 kaldı. Evrim güzel atıyor. Evet İrem'in 3. Evrim'in de 3. Evrim'in 2. Evrim çok güzel atışlar bunlar. Avantaj Evrim'de ama İrem şimdi risk aldı. 2 topla devirmeye çalışacak. İki kaldı. Evrim şimdi daha rahat, daha avantajlı. Evrim'in bir kaldı. Evrim. Kılpayı kaçırdı. Şimdi Evrim kazandı. Evrim kazandı. Ve şimdi 3-1 oldu. O düştü 2 saniye sonra sen düştün. Sana kayma yasağı. Sana kayma bravo. Sana kayma havuz bile kaydı. Evrim bir de yüzme antrenörü. Nasıl yüzüyor? Kim yüzme antrenörü? Evrim. Nasıl geride geldi anlamadım. Beni gören öğrencilerim benden ders almayacak. Kanka ben de olsam almam. Bence de almasın ben bize boş ver. Hani orada bir de aaa yapıyorum. Suya girmem de kayamadın, kayamadın. Niye kendini kaydıramıyorsun ben anlamadım. Vallahi fırlattım kendimi. Bak o buradaydı sınır ya. Bak ben böyleydim. Buradan attım. Havuz bile istemiyor kaymanı. Rahat gel diyor. Zarar verme. Sakin ol demek gibi. Boş sakin. 3-1 miyiz? Onu söyleyeyim. 3-1. Evet. Havuz oyunu Evrim geri kalıyor. Ama hani ne derler? Tabii ki şaşırtıyor. Ama daha önce de örnekleri oldu. Yüzmeyle alakalı ya da stopuyla ya da suyla alakalı şeylerde havuzda geri kalanlar ya da futbolla alakalı kişilerin penaltı atamaması falan bunlar olabiliyor. Ama yine de hani bence en azından geri kalmaması lazımdır. Ay şöyle ben daha da dikkatli izleyince şeyi fark ettim. Bu arada sayı alıyor burada. Sayı Evrim alıyor. Ya zaten başarısız bir kız değil Evrim. Yani atışları iyi. Biraz hızlanması gerekiyor. Hızlanırsa
çok daha iyi olacak. Çünkü atışları iyi, bence otokontrolü iyi, şeyi iyi. Sinir stres kontrolü iyi orada hani son ana gelince. Burada da mesela kayması geç kalıyor. Yoksa havuzda yüzmesi, evet. Yüzmesinde bir problem yok. Ben o gözle izledim. Şimdi yüzme hocası eleştirdiler. Gayet de güzel yüzdü. Hiç kayamamış. Stili güzel. Kayamadı. Yani kaymıyor. Tişörtünden kaymıyor. Başka bir şeyinden kaymıyor. Yani kayamamasının başka nedenleri var. Sudan çıkmasının nedeni, geri kalmasının nedeni o. Yüzememesi değil yani. Orada hakkını yemeyelim kızım. Evet, bu arada... yani hakkını yeme derken güzel yüzüyor. Hızlı yüzemiyor. Öyle bir durum var. Ya aslında bak İhsan'ın yani, dediğine ben de dikkat yok, ettim. Yok doğru. Hangi farkla atladılarsa o farktan daha büyük bir fark olmamış. Ama yani öyle bir oradan kaymış ki zaten İrem 3 saniye önce atlıyor kısacık yerde. Ben onu anlamadım yani. İrem de yüzemiyor ama bu arada. Fark o yüzden açılamıyor. Evet. Evet yani öyle aynen. Bir durum da var. Yani güzel yüzüyor. Tekniği çok güzel. Görsel olarak evet. Benim ama hoca çünkü. Ama hani, yavaş yüzüyor yani. Olimpik bir yüzücü değil zaten. Tekniği çok güzel. Çocuklara öğreten birisi olarak hani bu, çok fazla sosyal medyada da eleştirilmiş İrem işte nasıl hocaymış gibi. Bence de söylediğiniz gibi hiçbir sıkıntı yok. Zaten orada mesela şöyle söyleyeyim. Avrupa'da 5 madalya almış Nevin Yanıt. Nizami geçer. Ben Nizami geçerim. Engele Survivor'da bakın engelleri biz nasıl geçiyoruz. Öyle bir şey değil. O adrenalin, o oranın orada o suya çarpışı başka şey. Çok başka bir şey. O yüzden kesinlikle bu taraftan işiyle eleştirmemeli. Çünkü zaten olimpik yüzü değil. Tekniği de gayet güzel. Evet. Şimdi efendim tekrar hatırlatalım. Bu arada televizyonu yeni açanlar varsa... biz yarın itibariyle sevgili Bora, Sema ve Damla ile beraber Dominik'e gidiyoruz. Dominik'te Exatlon Cup olacak. Orada yarışacağız ama aynı zamanda belki sizi en çok ilgilendiren kısmı çünkü bu yarışmanın yayını başka ülkelerde olacak ama hafta içi her gün saat 10.45'te Klasik Survivor panoramamız Dominik'ten canlı olacak. Yani siz burada gündüz izlerken biz orada geceliğin Dominik'te işin kalbinde karşınızda olacağız. Sürprizlerimiz emin olun ki olacaktır. Muhakkak izleyin. İhsan Tarkan bizde olamayacak. Buradaki yoğun işlerinden dolayı. Ben neyden korkuyorum biliyor musunuz? Buyurun. Ben biliyorum. Ben şimdi bir hafta tatil yapacağım gözüyle görüyorum. Hani ha, tabii ki Survivor izleyeceğim ama konuşamayacağım. Şöyle bir telefon gelecek bana mesela çarşamba. Dominik'ten yayında sıkıntılar var. Acil sizi bekleniyorsun İhsan. Güzel böyle işte Adem Kılıççı falan birilerini toplayız böyle. Biz buradan yayına devam ederiz diye korkuyorum. Hani ben tatil yapacağım diye düşünürken bir anda... Bakalım inşallah iyi olur. Yani bir aksaklık olmaz olduk yayında. Hayır olmaz olmaz. Oradan şu güzel yayınlar istiyoruz sizden. Olmaz olmaz kesinlikle. Bu arada seyircilerimize haftaya için benim bir sözüm vardı. Hep beraber burada bir lahmacun yiyelim dedim. Bir 100-150 lahmacun getirecektim. Onu bir hafta erteliyoruz. Sözümüz her zaman sözdür. Hep beraber burada keyifle lahmacunlarımızı yiyelim. Yani şu alkışı böyle lahmacuna, böreğe, baklavaya yapıyorsunuz ya. Yani başka bir şey demiyorum ya. Valla helal olsun. Şaka yapıyorum. Evet. Efendim şimdi yine TV'de ilk bir görüntümüz var. Yasin'le Evrim arasında bir şakalaşma oluyor. Balıktan gelen Yasin'le adadaki Evrim arasında neler yaşanmış bir izleyelim ardından buradayız. Yasin yaklaşık 3 saattir, 2 saattir denizde tonlarca kalori harcadı. Önemli de değil. Ben tutarım, hep beraber yedik. Önemli de değil. Bu balıkları hep beraber yiyeceğiz. Çünkü takım olmak bunu gerektirir. Bu balıklar sadece benim olmaz. Ben aç kalırım. Nisa ve dayı asla aç kalmamalı. Bum. Allah. Hayır. Sakın gözünü seveyim yapma. Aç getir aç. Gözünü seveyim yapma. Gözünü seveyim. Aç ağzını aç. Aç. Çiğ ağzını zorla. Allah için ben millet sushi yerim. Kanka sushi ben de yerim de öyle canlı şey aç ağzını. Dokunamam. Aç. Vallahi dokunamam. Tam bir kere öp. Tiklenirim. Öp bir kere. Dokunamam. Öpsün. Hadi bir şey demiş. Öpeceğim bu balıkları. Vallahi yapma. Gözünü öpmezsen seveyim. Vallahi üstüne atarım. Öp. Öpmem. Yanıma, yanağıma değdir. Yanağıma. Yanağından öp. O beni öpsün. Bak böyle. Ben öpemem. Bak böyle. Büyüyü öptür büyüyü. Yasin büyüyü öptür büyüyü. Kanka vallahi korkuyor. Tamam bu büyüyü. O beni öpsün. Ben onu öpemem. Tamam gel o bir seni öpecek. Dur bir dakika. Isırmaz değil mi lan? Açma ağzını. Öp lan. Yasin onları da koy. Nisa yıkacak. Dur. Değmedi. Dur değmedi. Gel değmedi. He değmedi. Değmedi. Al öyle git. Ay. Öptü beni öptü. Orman ya. Vallahi ben balıktan bir kımıl ya. Ne kımıl kımıl? Sanki balık ne yapacak sana? Yiyeceğiz birazdan balığı. Oh yerim abi onda sorun yok. Yasin gerçekten
çocuk kalpli bir adam. Bak kötü bir insan değil ama gitgelleri var. Dediğim gibi biz onunla tartışıyoruz ama kavga etmiyoruz. Birbirimize trip atıyoruz ama gerçekten 1-2 saat sonra unutuyoruz. Beni bazen çok sinirlendiriyor, bazen çok ayıp ediyor, gerçekten kalbimi kırıyor. Ama ben onun kalbini bildiğim için konuyu uzatmıyorum. Ya Yasin'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yasin'i ben MasterChef'te çok seviyordum. Ama Survivor'a başladığında böyle kafamda şey oldu. Ya Yasin MasterChef'te ne kadar iyiydi, burada böyle çok mu şey falan ama... Böyle yine bana MasterChef'teki dobralığını, adalet duygusunu, iyi kalpli oluşunu hissettirmeye başladı. Ya bakın çok doğru zamanda doğru hamleler yapmaya başladı. Ben Yasin'in gerçekten Survivor ömrünün uzun olacağını düşünüyorum. Evet bazen hatalar yapıyor işte demin Sema'nın yakaladığı gibi işte... İşte kadınlar bulaşığı yıkar diyor ya da arkadaşlara çok yüklendiği oluyor ya da mekanın sahibi gibi hareket ettiği oluyor ama şu an o da bence özellikle SMS'te ilk ikiye kalamadığı için bir şeylerin farkına vardı ve o özündeki bizim o MasterChef'ten sevdiğimiz Yasin'e geri döndü diyebiliriz yani. Çünkü çok iş yapıyor adada ya. Kimseyi de kırmıyor bir şekilde. Takılırken bile tatlı. Bak rahatsız etmiyor beni. Ceyhun abiye takıldı, çok rahatsız etmedi. Evrim'e takıldı, rahatsız etmedi. Arda'na takıldı. Hani hep böyle bir eğlenceli tarafı ön plana çıkıyor yani insan. Vallahi o dediğin şeylerde hepsinde rahatsız etti beni. Ceyhun abiye takılmasına rahatsız etti. Hı. Diğer Arda'nın olan münakaşalarında adaya ilk geldiğinde her şeyi rahatsız etti. Ama rahatsız ettiği kadar da iş yaptığı için, onları da gösterdiği için, boş durmadığı için ve biraz da son dönemde vites düşürüp parkurlardaki performansında çok iyi olduğu için o rahatsız ettiği kadar da övgü aldı. Bence Yasin eşit bir yarışmacı olarak gidiyor. Yani olumsuz yanları da çoktu ama olumlu yanları da çok. Yani biz Yasin'i bir sonraki elemelerde gönüllüler kaybederse ilk ikide görür müyüz sence? Görme şansımız yüksek. Çok yüksek. Çünkü çok ön planda olan bir yarışmacı. Yani gönüllülerde sen yüzdelik olarak dağıt izlediğin. Mesela %30 şunu izlersin, %5 şunu, %3. Yasin en fazla çıkan. Yani çünkü en fazla Yasin'i izliyorsun belki de gönüllüler takımında. Çok ön planda olan bir yarışmacı. Hem hatalarıyla hem artılarıyla. O yüzden ben ilk hafta beğenmediğim Yasin'i beğenmeye başladım aslında. Evet, ben de aynı duygulardayım. İnşallah daha da iyi olur. Çünkü çok temiz, çok iyi bir çocuk. Burada kapının önünde sohbet ediyorduk. Şey diyordu bana, Survivor'a gider miyim abi acaba falan diyordu. İnşallah dedim yani. Ben olsam seni götürürüm dedim yani. Çünkü o ışık vardı Yasin'de her zaman. Spor da yapıyor. MasterChef'ten de oraya sıçradı yani. Bora, sen ne diyorsun? Renkli bir kişilik. Büyük ihtimalle o SMS sıralamalarından sonra... Böyle bir şapkasını önüne koydu ve dedi ki ya ben acaba nerelerde yanlış yapıyorum? Çünkü akıllı bir çocuk belli. Yani her şeyi kavrayabiliyor. Bunu MasterChef'te gördük. Burada da baktı dedi ki ya ben böyle fazla vites açtım. Biraz bir gaza basayım. Biraz bir frene basayım. Ve biraz daha sakin olayım. Ama şöyle söyleyeyim. Evrimle alakalı bana geçmeyen bir şey var. Çocuk kalpli. Sen takıldın Evrim'e ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir... Ya benim karakterimle alakalı bu. Çünkü ben problem yaşadığım bir insanla, ciddi bir problem yaşadığımda ya da birbirimize hakaret edecek seviyeye geldiğimizde ben o insanla fazla bir şey paylaşmamaya çalışırım, bir duvar çekerim. Şimdi Evrim diyor ki çocuk kalpli bir insan, bunu bir kere daha söyledi. Biz arada sırada kavga ediyoruz, tartışıyoruz ama bir şey söyleyeceğim. Sen ona kötü kötü sözler söylüyorsun. Ben Yasin'e hiç bunları duymadım mesela. Gene o kuş muhabbetini söyleyeceğim. Yani mesela ben bunu söylemem birine ya da bunu birine söylüyorsam o insanla bu şekilde görüntüler de vermem. Yani şey mi diyorsun... Onun beynini kuşa taksak ters uçar dediğin kişiyle tabii. Sen niye bu kadar böyle yani, can ciğer oluyorsun? Sen de mi ters uçmak istiyorsun? Yani bana garip geliyor. Belki benim yapım Yasin itibariyle bana. Yasin'de röportajlarında mesela hani izlediğim zaman şu an ben izliyorum. Yakın yaşta olan iki kız erkek kardeşin şakalaşması, bazen kavga etmesi, bazen birbirlerine destek olması öyle görünüyor. Ve bana inanılmaz geçiyor şu halleri. Ada hayatına bakarsak bir röportajlar vardır. Bir performansın vardır. Bir de arkadaşların olan ilişkin. Ben diyorum ki Yasin'in röportajlarını atın kenara. İnanılmaz görünür. Ada hayatı, mükemmel performansı. İyi ama röportajda adanın dışında konuşuyor. Daha sert, daha giderli ama yanlarına gittiği zaman daha ılımlı, daha neşeli, daha her şeyi yapan. Bence röportajları atılsa, gözükmese ya da röportaj yapmasa Yasin performans ve arkadaşlar olan durumunda çok daha başarılı. Ama ağzından hiç kötü bir söz çıkmıyor bu arada. Yani böyle kötü söz diyeyim. Evrim kadar. Tabii. Evet. Hani Evrim de zaten artık biz de tanıyoruz Evrim'i. Tarzı bu. Şakalaşırken de zaten tarzını belli ediyor.
Diyor ki evet sevmiyorum bazen, kırılıyorum, kızıyorum, ben de tepkimi gösteriyorum ama biliyorum ki kalbi iyi, alışıyorum. Yani çok yakın hissettiğin birine bunları söylemezsin mesela. Evet, bakın ne çalıyor, reklam müziği çalıyor. Efendim reklamlar, reklamlardan sonra Survivor Panorama devam ediyor. Evet efendim, Survivor Panorama'nın son dakikası içerisindeyiz artık. Bugün neler konuştuk? İşte Survivor'ı değerlendirdik. Adapazarı'nda 32 evlere gittik. Oradan Sema'nın kıyafetinden çıkıp bulaşıkları evde kim yapar dedik. İhsan Tarkan'ı ev vermeye çalıştık. Yine başaramadık. Ama bu demek değil ki bir gün olacak. Biz bunun arkasındayız. Bunu her zaman söylemek istiyorum. Boracığım, artık bundan sonra haftaya pazartesi inşallah Allah nasip ederse Dominik'ten canlı yayın yapacağız. Evet, şortlarımızla, terliklerimizle belki. İzin verirlerse bilmiyorum o sıcak havada. Yok, terlikle şort olmayacak. Terlik olmayabilir ama gene belki bir şort giydirirler bize. Evet, güzel bir yere gideceğiz. Oradan sunacağız. İnşallah güzel geçer, kazası belası gidip gelir. İnşallah. İhsan, Allah sen kolaylık de versin. Görev sizi bekliyor arkadaşlar. Teşekkür ederiz inşallah. Bakalım. Yani çok zor bir göreve gidiyorlar. Yani Karayipler'de bir zor gerçekten zor. Çok zor. Sema? Çok heyecanlıyım. Burada yalnız bırakmayacaklarını biliyorum zaten. Panoramayı izleyeceklerini biliyorum. Ama yine internet sitemizden de yarışlarımıza da destek olup izlerseniz çok seviniriz. Evet efendim. Bugünlük bizden bu kadar. Pazartesi günü saat 10.45'te Dominik'ten canlı yayında inşallah karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hem hayırlı cumalar diliyorum hem de iyi hafta sonları diliyorum. Görüşürüz.